Bugün 13 Eylül 2024 Cuma. Herkese merhaba. Değerli dostlar, Tekirdağ'da cinsel istismara uğrayan 2 yaşındaki bebek entübe edildi. Demek ki sorunumuz sadece Diyarbakır'daki narin çocuk değilmiş. Türkiye, AKP iktidarı sonrası sapkınlıklarda patlamalar yaşıyor. Medyaya yansıdı son dönem bu bağlamda 66 bin vaka polise intikal etti ve bunların 7 bini mahkumiyetle sonuçlandı. Görüldüğü gibi AKP ile beraber sadece maddi kalkınmada değil manevi kalkınmada da dibe vurduk. Aynı şekilde Türkiye Belediyeler Birliği dün açıkladı. Yaptırılan akademik araştırmalara göre deprem bölgeleri başta olmak üzere Anadolu illerinde uyuşturucu kullanımı patlamış. Evet iktidar ve valiler içkiye karşı cihad ilan ederken aslında uyuşturucu kullanımının zeminlerini inşa ettiler, önünü açtılar. AKP'ye oy veren pek çok muhafazakar Anadolu şehri uyuşturucu kullanımında nüfus dikkate alındığında İstanbul'un bile önünde. Öyleyken iktidar ahlak simsarlığına, ahlak tüccarlığına devam ediyor. Değerli izleyenlerim bu arada artık gizlenemeyen büyük bir çöküşü dikkatinize sunmak istiyorum. Zerre abartı yok. Sosyal güvenlik sistemi bitti, tükendi, iflas etti. Türkiye hazinesi o kadar zor durumda ki neredeyse sadaka miktarında olan emekli maaşlarını bile ödeyecek durumda değil. Öyle olduğu için de prim borcu olanlara hacizler başlatıldı. Malum Türkiye'de 10 küsür yıldır genel sağlık sigortası diye bir sistem yürürlükte. Buna göre işten çıkarılsanız da çalışmasanız da sağlık sisteminden yararlanmak için priminizi devlet ödüyor ama sizi de borçlandırıyordu. Sistem bu şekilde uzun zaman devam etti. Derken iktidar şimdi harekete geçti ve devletin primini ödediği vatandaşlardan prim borçlarını faiziyle beraber geri istiyor, geri talep ediyor. Bunun için borçlulara mesajlar gönderip hacize gidileceği duyuruluyor altına çiziyorum prim borcunu ödeyin diye hacizle tehdit edilenler ülkenin en yoksul ve işi gücü olmayanlardan o kesimden peki yıllardır bunu yapmayan iktidar şimdi neden yapıyor derseniz Türkiye iflas etti deniz bitti para yok duvara tosladık da ondan işte bundan ötürü emeklilik sistemi fiilen battı diyorum. Değil maaşların arttırılması, her ay ödenmesi bile artık tehlikededir. Şunu da ifade edeyim, Tayyip Erdoğan bu çöküşün suçunu Cumhuriyet Halk Partisi'ne atmak için, hatırlayın kısa süre önce belediyeler sigorta primini ödemiyor diye kampanya yapmıştı ki Amaç yıkımdan CHP'yi sorumlu tutmaktı. Oysa Türkiye'deki bütün belediyelerin prim borcu, genel prim borçlarının %5'i bile değil ve CHP'li belediyeler geçmişten devraldıkları SGK borçlarını bile ödemeye başladı, yapılandırdı. Söyledim Erdoğan'ın yaptığı algı oluşturmak yani iflası tükenişi ana muhalefet partisine yıkmaktır. Rezalet, sigorta primleri eksik diyerek Türklere sağlık hizmeti vermekten vazgeçen AKP iktidarının aynı hizmeti tam 10 küsür yıldır Suriyelilere bedavaya vermesi. Evet, faciaya bakar mısınız? kendi vatandaşına verilmeyen hizmet Suriyeli kaçkınlara yıllar yılı karşılıksız olarak veriliyor ki bunun faturası Türkiye'ye onlarca milyar dolar olarak yansıdı ve bu durum hala devam ediyor. Şimdi bunu dillendirip hatırlatırsanız hemen size ırçı diyorlar, faşist diyorlar, saldırıyorlar. Sorarım size siyasal İslamcı saplantılar adına kendi halkına zulmedip ümmet zihniyetine kaynak aktarmak Türkiye'ye ihanet değil mi? Suriyelilere yapılan peşkeşlere paralel olarak yandaşlara ikramlar da sürdürülüyor. İşte daha yeni TOKİ Rönesans Holding'e milyarlarca liralık tercihli işler ihaleler verdi. Rönesans maalesef 3 yıl önce İstanbul Atatürk Havalimanı'nda inşa ettiği hastanenin çatısı çöken yani yaptığı işler iyi olmayan bir firma. Öyleyken bu şirket yeni işlerde yine özellikle tercih edildi ediliyor. Zira saraya çok yakın ve Beştepe ile okluğu bile o inşa etti hatırlayın. Aynı Rönesans Holding'in uzun zaman geçtiği halde izah edemediği yüz küsür milyon dolarlık bir yurt dışı havalesi de var. Bu şirket misali onlarca örnek var. Ülke kaynaklarının bir avuç işbirlikçiye aktarıldı. artık delilli, ispatlı, kanıtlı. Geçilmeyen köprülere ve otoyollara verilen büyük garantiler ortada. Sadece bir firmaya rekabet yani açık ihale olmaksızın 40 küsür milyar dolarlık iş verildiyse her şey ortada değil mi? Keza 1,5 milyar dolar maliyetli köprüleri 12-13 milyar dolara millete fatura ederseniz elbette hazinede para kalmaz, elbette devlet iflas eder. Hatırlayın Tayyip Erdoğan'ın en çok övündüğü şeylerden biri şu kadar havalimanı yaptık demesi. Bakın Balıkesir havaalanı da onlardan biri. Ama heyhat o havalimanı biteli 6 yıl oldu hala tek bir uçak inmedi. Neden diye sorulduğunda verilen cevap Balıkesir'e uçmak Hava yolları şirketleri için zararlı, zira yolcu yok şeklindedir. Pardon ama madem öyleydi o havalimanı neden yapıldı? Devlet önceden Balıkesir Havalimanı'nın yolcusu var mı yok mu? Niçin araştırmadı? Böyle devlet yönetilir, böyle yatırım yapılır mı? Belli ki bu havalimanı özel sebeplerle inşa edildi. Yani birileri ihtiyaç olmayan o havaalanı üzerinden zengin edildi. Daha bunlar gibi büyük paralar harcanıp yapılan ve hiç uçak inmeyen başka havaalanları da var. Tablo bu iken Tayyip Erdoğan çıkıyor, her yere havalimanı yaptık, cakasını satıyor. Şunu da ilave edeyim, Balıkesir Havalimanı'na uçak inmemesine rağmen personel çalışıyor, maaş alıyor. En tuhaf olanı başlangıçta 48 olan personel sayısının an itibarıyla 78'e çıkarılması. Pardon ama hiç uçak inmeyen havalimanındaki personel sayısı niçin arttırılır? Kullanılmayan o havalimanına hala her yıl 78 milyon lira harcanması ve de yapımı için bugünün parasıyla 550 milyon lira savrulması millete hizmet mi yoksa başka bir şey mi takdir sizindir. Ondan sonra da devlette para yok diyerek işsize, fakire, yoksula SGK primi için icra ve haciz gönderiyorlar. Hep söylüyorum Türkiye'nin temel sorunu hedefi sadece rövanş almak ve kişisel zenginleşme olan iktidarın ideoloji bezirganı sığ kadrolarıdır. İşte bundan ötürü dün açıklandı hala Türkiye'den dışarıya çıkış var, kaçış var. Türk vatandaşları son bir ay içinde bile Avrupa ülkelerinden 2 milyar dolarlık gayrimenkul satın almış. Devlette paranın bitmesi bağlamında şunu da aktarayım. Bakın üniversiteler açılmak üzereyken KYK yani Kredi Yurtlar Kurumu öğrenci yurtlarına çok büyük bir zam yaptı. Dahası ödemeler peşin olarak talep ediliyor. Ödeme yapamayanın yurtla ilişkisi hemen kesiliyor. Evet, zaten yeterince yurt yapılmazken bir de yüksek fiyatlar da yatıldı. Suriyeli cihatçılara bedavaya 100 bin ev inşa eden Tayyip Erdoğan iktidarı söz konusu Türk öğrenciler olunca yurt ücretlerini iki mistine çıkarıyor. Burada amaçlanan taraftar bulamayan tarikat ve cemaatlere adam bulmak ve yurt vaadı ile onları kapıp devşirmektir. Düşünün devlet kendisi yurt yapmazken elinde olan yurtları dinci, tükva, Türkiye ve türken gibi yapılara, ensar gibi yapılara devrediyor. New York'un Manhattan'inde onlarca milyon dolara güya Müslüman öğrencilere yurt inşa eden Bilal Erdoğan bu duruma suskundur. İyi de Bilal kardeş Türk öğrenciler Müslüman değil mi gavur mu bu nasıl bir bakış nasıl bir anlayıştır. Başta Cumhuriyet Halk Partisi diğer muhalefet Bilal Erdoğan'a sat o gökdeleni o büyük parayla Türkiye'de onlarca yurt inşa edersin. Neden demiyor. Muhalefet yapmak hafızayı canlı diri tutmaktır. Lakin Türkiye'de öyle bir muhalif kadro yok. İşte üniversiteli gençler parasızlık sebebiyle okuyamıyor ve pek çoğu üniversiteyle ilişiğini kesiyor ki sayı bir yılda bir milyon civarına yaklaştı, umursayan yok. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Özgür Özel hala yumuşama, normalleşme derken Kemal Kılıçdaroğlu gibilerse önceki gün sarayın beslemeleriyle buluştu. Evet, Dersimli Kemal Anadolu buluşmaları ambalajıyla iktidar yalakalarıyla, iktidar görevlileriyle bir araya geldi. Allah aşkına bu Kılıçdaroğlu hala neyin peşinde ne yapmak istiyor bilen anlayan var mı? Kemal Kılıçdaroğlu da belli oldu. Yaşam finalini yaşadığı gibi yani gizli AKP Tayyip Erdoğan yoldaşlığı ve de gizli Atatürk karşıtlığı ile yapacak. Hayır öyle değilse akıl ve ahlak sahibi olan biri söylesin. Nedir o buluşma ki oraya gidenlerin tümü tam 14 yıldır Kemal Kılıçdaroğlu ile ailesine çok rezil ithamlarda, bel altı saldırılarda bulunan sünepeler. Bu vesileyle buradan duyurayım. Kemal Kılıçdaroğlu'nun saraydan yeni bir görev aldığı dillerdedir ki nedir o görev derseniz elbette CHP'yi ve muhalefeti sabote etmektir yıllar yılı defalarca Meral Akşener gibi Kemal Kılıçdaroğlu da saray hizmetlisi demiştim ki maalesef haklı çıktım. Gelelim Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diploması yok iddiasına. Bu haber gündeme gelince ihtiyatla yaklaştım, ihtiyatla karşıladım ve hemen üstüne atlamadım, bekledim. Zira böyle bir şey olsaydı saray AKP iktidarı İstanbul seçimleri sürecinde bunu 10 kere 100 kere kullanır teşhir ederdi. Nitekim haklı çıktım. Ekrem İmamoğlu'nun basın danışmanı Murat Ongun dün akşam İmamoğlu'nun sadece İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi diplomasını değil, aynı zamanda yüksek lisans diplomasını da kamuoyu ile paylaştı ve konu bu şekilde kapanmış oldu. Bu arada İyi Parti'de Kan kaybı devam ediyor. İzmir milletvekili profesör Ümit Özlale dün partisinden istifa etti ki Özlale daha önce de istifa etmiş, Musavat Dervişoğlu seçilince istifadan vazgeçmişti. Profesör Özlale şimdi neden istifa etti belli değil. Çünkü gerekçe sunmadı. Bu şekilde İyi Parti bir hafta içinde ikinci milletvekilini kaybedip 30'a düştü. Haftalar önce ifade ettim. Musavat Dervişoğlu liderlik sergilemeyip bekler ve herkesi idare etmeye devam ederse İyi Parti meclisteki grubunu bile kaybedecek ki yaşananlar ona işarettir. Siyaset hatırdan anlamaz, hatırla siyaset yapılmaz. Güçten gelecek sunmaktan anlar. Lider olur toplumsal kabul görürseniz, değil partiden istifa etmeler, değil ayrılmalar, katılımlar olur. Zira Türkiye'de iyi Parti dışında merkez sağ bir parti yok. Ekim ayında taarruza geçeceğiz diyen Dervişoğlu Bugünden kollarını sıvamalı, kamuoyunu sarsacak şeyler yapmalı, söylemeli. Bunun içinde önce iyi bir ekip kurup kumarbazları parti yönetiminden uzaklaştırmalı. Keza Meral Akşener kamburundan da kurtulmalı. Aynı şekilde İslamcı danışmanlardan akıl almak yerine İyi Parti oy hinterlandını yani merkez sağ, milliyetçi kesimi bilenlere müracaat etmeli. Musavat Bey 2-3 ay içinde bunu yaptı yaptı. Aksi takdirde ne iyi Parti kalacak ne de genel başkanlığı. Noktalarken lütfen videomu beğenin, paylaşın, abone olun.